Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ben filografi öğretmeni, bakanlık onaylı filografi sanatçısı Ayşe Demir. Bugünkü yapılan program hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem 3 Mayıs'a özel hem de biraz karma olan bir sergimizi düzenledik. Sağ olsun belediye de Derya Hanım'dan rica ettik. Onlar da onayladılar. Onların yardım ve destekleriyle beraber kendi kişisel sergimizi öğrencilerimizle beraber bir sergi düzenledik. Türk temalı, Orta Asya Türkleri temalı sergimiz açıldı çok şükür. Program devam ediyor mu? Evet, programımız 5'ine kadar devam edecek, açık. Filografi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Filografi sanatı çivi ve telin aşkı diye geçer. Bu sanat Sayın Devrilmez hocamız sayesinde biraz gün yüzüne çıkmış ve kendisi de çok güzel ilerletmiş. Onun sayesinde bu kadar güzel ilerledi. Onun sayesinde bizler de öğrendik ve çivi ve tellerle kendi patentimiz de var. Mesela sadece çivilerle de tasarım yaptık. İsterseniz burada da şöyle küçük bir örnekte de gösterebileceğimiz gibi belli teknik ve içeriklerle beraber küçük küçük noktalarla teknik içerikli sarım şekilleriyle beraber çivileri dolduruyoruz. Merhaba, Bediye Varan, filografi kursiyeriyim. Eserleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi filografi öncelikle gürültülü gibi görünse de tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bir Türk sanatı. Esas olarak geçmişteki Türklerin yapmış olduğu eserlerden kaynaklanmıştır. Mesela burada da zaten Türklüğü temsil eden eserler var. Çivi ve telin aşkı diye geçiyor adı. Ama ilk önce insan başladığı zaman diyor ki bu gürültüyü nasıl çekeceğim? Sonra da daim oluyor ve vazgeçilmez oluyor, devam ediyor. Arkadaşlarımızın hepini, hocamız özellikle çok zaten kültür elçiliği ödülü almış birisi. Bize ders veriyor. O yüzden de gururluyuz, mutluyuz. Birçok arkadaşımız da başlarken tereddüt de başlıyor ama sonuçta bırakamıyor, vazgeçilmez oluyor. Merhaba, ben Muhsine Tunçez. Filografi kursuna bir senedir devam ediyorum. Severek yapıyorum. 112'de doktorum burada. Hobi amaçlı geliyorum kursa. Yaptığınız eseriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Eserim biraz daha yani kendi hayal gücüme dayalı. Hani böyle hayalimdeki bir kızı canlandırmak istedim. Bunu canlandırdım. Yani hani değişik renkleri taşıyan içinde, hayalinde. Böyle bir şey istedim. Bunu yaptım. Adım Gülnaz Altın Kılıç. Emekli öğretmenim. Geçen yıl ben filografiyi ilk kez tanıdım. O güne kadar ismini de duymamıştım. Hatta ne demek olduğunu da bilmiyordum. Komşularımla beraber merak ettik geldik. Gerçekten incelikle isteyen bir sanat. Ve çok da zevkle yaptık. Çok da hoşumuza gitti. Ortam olarak, hocamız, her şeyden önemlisi hocamız gerçekten bu konuda çok maharetli ve çok da iyi öğretici. Çok güzel eserler çıkardık. Ben kendi adıma gelirken bir tane yapalım yeter diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Çünkü bunu zor öğrenemem diye düşünmüştüm. Çok kısa sürede de öğretti hocamız. Çok güzel eserler çıkardık. Gördüğünüz gibi çok farklı bir sanat bu sanat. İşte her tek kendine has teknikleri olan bir sanat. Evet, güzel. Herkese ben tavsiye ediyorum, evde oturmak yerine kesinlikle genç insanlara da bak. Gençlerin bu türlü el zanaatlarına biraz ilgileri çok çok az. Yani hayat sadece okumak değil, okumanın yanında zanaatları da öğrenmeleri gerekiyor. Onlar özellikle ev hanımları evde boş oturacağına gelsinler. Hem bir sosyal aktivite oluyor hem kendilerine gerekirse bir kazanç da sağlayabilirler. Yani bunlar çok emek istediği için alıcısına da gerçekten ulaştığında emeğinin karşılığı da alınabilecek bir uğraşı.
bakımdan ben tavsiye ederim herkese.